bir kitap ve bir film. Evet. Tuğçe Arslan Üçer'le beraber devam ediyor bu podcast. Ediyor. Nereden evet. dinliyoruz bu podcast'ı? Bütün podcast platformlarında var. Spotify, Apple, Google vesaire gibi. O aslında bir pandemide bir YouTube projesi olarak başlamıştı. Biz bir kitabı ve bir filmi alıp eşleştirip üzerine konuşuyorduk. Ama şöyle söyleyeyim yani kitabın filmin birbirinin uyarlaması olması gerekmiyor. Böyle birbirini yakalayan temaları olan ortak bir yerden konuşabileceğimiz şeyler üzerine konuşuyorduk. Mesela Adalet Ağaoğlu'nun Ölmeye Yatmak kitabı ve işe yarar bir şey filmini eşleştirip ilk böyle başlamıştık. İlk bölüm buydu. Aslında konuları itibariyle benzemiyorlar ama benzer bir izlekleri olduğunu düşündüğümüz iki eserdi. Öyle başladık. Sonra o bir uzun süre YouTube'da devam ettikten sonra başka bir formatta podcast'a döndü. Biraz daha ne izledik ne okuduk gibi daha kolay tüketilebilir. İnsanlar kolay tüketmek istiyorlar. Kolay tüketilebilir bir formata geçtik diyebilirim. Peki. Ay, bu çok eğlenceli tabii. Bir yandan da çok derin, çok güzel. Teşekkür yani şu nedenle de şimdi depremde bir ara verdiniz ama evet. 14 Mart'ta yeni bir bölüm eklediniz ve edebiyat ve sinemanın böyle bir felaketten sonra ne yapabileceği konusunda konuştunuz. Evet, şöyle konuştuk. Aslında biraz şöyle bir şey oldu. Yani biz aslında belirli bir çerçevede konuşuyoruz ama o bölüm benim için çok önemli. Şunu konuştuk. Bir mesele oldu ya şimdi bir yayının ismini vermeyeyim ama işte bir takım depremle ilgili fotoğraflara bir takım ödüllü yazarlar metinler yazdılar ve ortalık birbirine girdi falan ya yani bunun zamanım diye 4 gün sonrasıydı çünkü depremin ve biz oradan biraz şeyi konuşmaya çalıştık sanatçının psikolojisi böyle bir durumda yani sanat burada ne yapabilir ne işe yarayabilir ya da bir işe yaramamayı sanatçı egosu kabul edemez mi gibi bir şey. Yani şöyle benim o zamanki duygum ben de çok çaresiz hissettim. Hepimiz bu çok ikinci madde çok güzel, güzel aslında kesinlikle. Konuşulması. Yani bir işe yaramamayı sanatçı evet, egosu. Ama orada ego onu kabul edemiyor sanırım. Yani şu çok ağır bir şeydi bence hepimiz için. Eğer ki vinç kullanamıyorsan, hilti kullanamıyorsan hiçbir işe yaramıyorsun. Ve bu çok korkunçtu. Gerçekten çok ağır. Ya ben hiçbir şey yapamıyorum. Hiçbir tarafından tutamıyorum. Ama biz bu işte çağımızın şeyi öyle bir dert ki iyi hissetmeye programlanmış durumdayız. Sürekli daha iyi hissedeyim, daha iyi hissedeyim pardon alanınıza giriyorum ama yani kendi doğru. kişisel şeyimi paylaşıyorum ve kötü hissetmeye tahammülümüz yok ve hepimiz böyle nasıl daha iyi hissedeyim efendim? Yok yani daha iyi hissetmeyeceksin, kötü hissedeceksin. Bu büyük bir toplumsal yas. Ya yas böyle bir şey zaten yani kötü hissedeceğiz ve kötü hissetmenin içinde kalacaksın yani. Bunu yapamadık. Ve birileri mesela o yazarlardan bir tanesi sonradan özür diledi ve geri aldı şeyini ama ya herkes bildiği şeyi yapsın ben de en iyi yazmayı biliyorum. Ben de yazının acıyı daha görünür hale getireceğine inandığım için yazdım dedi. Şimdi ben bunu mesela çok problemli buluyorum. Onun vakti gelir, kurgu bunun üstüne kurgu da bina edilir. Edebiyat zaten hayatın kendisinden beslenen bir şey. Ama zamanı değil. Yani sıranı ve yerini beklemek gerekiyor. Ama orada nasıl yani ben bir söz söylemeyecek miyim? Hiçbir işe yaramıyor muyum? Ben etkisiz eleman mıyım? Şu an tır şoförü benden daha mı makbul gibi bir... Evet, evet. Evet, öyle. Evet, öyle. Ama yani benim sözüm takıntısında çok zavallı bir durum buluyorum ben yani işte. İlla ben de fikrimi söyleyeyim. Söyleme abi bana ne senin fikrin? Ayrıca benim düşündüğümden sana ne? Hani hepimizin sözünü iletmek için çok işte bir tweet atıyoruz. Birdenbire binlerce insan okuyor mesela. Ay kaza biri retweetliyor falan. Dolayısıyla hepimizde böyle bir sözümüzün çok şey olduğu hali var yani önemsiyoruz bir söz söyleme ihtiyacı duyuyoruz. Biz o son bölümde bunları konuştuk biraz yani işe yaramama duygusunun içinde durmak ve sanatçının aslında biraz hiyerarşik bir yere de koyuyor kendini orada. Yani ben toplumun aydın kesmiyim ve nasıl yani şu an ben önemsiz ve sıradan mıyım gibi bir şey devreye giriyor. Yani öylesin. Hepimiz öyleydik. Yani ben de haftalarca şey yaptım. Sonra mesela bir web sitesi yaptım. Hani o tarafımın işe yarar oldu. Çok iyi hissettim. Evet bir işe yarıyorum. İşte oradaki lokal üreticileri listeleyen, insanların girip alışveriş yapmasını sağlayacak bir dayanışma projesi yaptık. İnternet sitesi. Evet bana çok iyi geldi. Ama onu yapamıyor olsam o çaresizliğin içinde oturmaya devam etmek zorundaydım. İmza atmak zorunda değildim bence gibi. O son bölümde bunları konuşmuştuk. Arada böyle şeylerde konuşuyoruz. Yani sanat, sinema, edebiyat,
bunlar hayatın neresi? Yani oradaki sorunun şu olduğunu düşünüyorum da ben. Yani kurgu gerçek, yani gerçekliğin ne olduğunu biz daha anlamamışken üzerine kurgu yazmak çok problemli bir şey. Önce doğru. Bir gerçekliği hazmedelim, kesinlikle sonra doğru. Kurgunun sırası gelecek. Tabii kesinlikle ki gelecek doğru. Ve bizi sağaltacak ama şimdi değil. Peki, Onur Özdemir'e soralım şimdi. Acaba bu facia ve henüz tamamlanmamış olan ve insanlarda yani çok yakın bir tarih tabii ki deprem felaketi. Bir de şimdi kar bekleniyor, ayaz bekleniyor. Anadolu'da yeni meteoroloji diyor ki meteoroloji uyarıyor. Meteoroloji uyarıyor deyince herkesin, hepimizin içi cız ediyor yani. Bir de bu soğuk hava Balkanlardan gelmiyor da Rusya üzerinden geliyor galiba. Bir ayaz, bir soğuk, bir kar şimdi buraya. Kimse orada rahat değil. Sağ kalanlar rahat değil. Çadırlarda yaşayanlar yani. Bunu şimdi bu tabii ki bitmedi, bitmeyecek. Birincil olarak etkilediği insanlar bunu yaşayacaklar. Burada tabii ki senin gibi özellikle çok yakınını kaybetmiş olanlar ama bu tabii ki dönüşecek değil mi? Şarkılara girecek, romanlara girecek, evet. Girmesi de lazım. Fakat tabii. Benim anladığım kadarıyla bizim ilk elden tepkimiz bir anda bir sürü felaketle birlikte en büyük felaket bile olsa onu unutup kaçmak istiyoruz. Yani 99 depremi pek bir şeyin içine girmedi. Yani benim mesela hatırladığım bir şarkı türkü yok. Yani bir şey yok, bir mutlaka edebiyatta yeri vardır, ben görmemişimdir, takip etmemişimdir ama hani çok birincil, herkesin bir arada konuşabileceği, hani hepimiz o kitabı okuduk dediğimiz bir şey hatırlıyor musunuz? Belki ben hata yapıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok pardon. Bu kadar Shakespeare konuşuldu. Bir tane bir Charles Dickens'ın bir hikayesi var. Bu, yani bunun çok içinde bulunduğumuz duruma çok uyduğunu düşünüyorum da yani çok kısaca söyleyeceğim. Bir adam bir şeyle, hayaletle karşılaşıyor Noel vaktinde ve hayalet diyor ki benden bir şey dileyebilirsin. Adamın da böyle üzgün ve mutsuz bir dönemi, bir takım acılar yaşamış. Diyor ki ya ben bu şeyden, bu mutsuzluktan kurtulmak istiyorum diyor. Bu hatıralardan, acı hatıralardan kurtulmak istiyorum diyor. Hayalet de isteğini yerine getiriyor ve hafızasını siliyor hatıraları dair. Hatıraları dair hafızayı siliyor ama o hisler kalmaya devam ediyor. Adam sebebini bilmediği bir mutsuzluk, umutsuzluk, acı çekme hali içinde kendini buluyor. Ve sonra da bu kasabada bir salgın gibi yayılıyor. Ya. Herkes neye üzüldüğünü, neye acı çektiğini bilmeyen, unutmuş ama o hissin içinde kalan zombiler gibi bir şeylere dönüşüyorlar. Türkiye'deki vaziyetimizin buna çok benzediğini kesinlikle düşünüyorum. Bu hangi yüzyıl başlıyor, dans etmeye başlıyorlar insanlar, manyak gibi dans ederek ölüyorlar filan. Neydi onun şeyi? Meşhur dans hastalığı. Aman hiç entelektüel yok masada. Yani böyle bir şeyde hemen böyle tarihi filan söylenir. Maalesef. Yani dans ederek ölüyorlar derken. Evet evet, bir dans salgını başlıyor. Avrupa'da bir şey mi? Evet, Avrupa'daki. Nerede? İtalya'dan. Bir baksana, baksanıza. O kadar elinizde telefon var, hep TikTok'tasınız canım. Dans salgını diye bakın. 1518'de. Nerede? İtalya'da. Ha? Strasbourg'da. Aynen, Fransa'da. Dans salgını böyle. Ben biraz şeye benzetiyorum onu. Bizdeki dans salgını başladı ya TikTok, arabada gaz falan filan. Muharrem İnce ile beraber. Yani bu acaba oradan mı geliyor bu dans salgı? Çok fazla dans var ve bütün dünyada da başladı. Herkes dans ediyor ya. TikTok'ta, Instagram'da filan. Bu dans etmeyen yok. Çok ağır bir dans var. Yani bir, ve de orada o da bir dans salgını çıkarmak üzere sanki de öyle. Sürekli şarkılar değişiyor filan böyle değil mi? Yani 1520'ne çok yetişemedik ama bu 2020'lerde birazcık da toplumsal yas devam ederken bir seçim propagandası olarak dans etmeye devam etmek şaşırtıcı gerçekten. Evet. Gerçekten. Yani şu anda da dans meselesi. Evet. Yani tabii ki de hiçbir şimdi, ama şimdi de şeye laf etmiş olmayalım yani baleye, modern dansa, dansa yani bunlar da iyidir. Ama mesela kadar bir adam dans dersine gidiyorsa çok iyi yapıyordur şu anda yani Türkiye'de ve dünyanın her tarafında. Arada, yani bir taraftan bu kadar çok eğer paylaşılıyorsa ve herkes bunu yapıyorsa 2020 senesinde de işte 1508'de karşılaştığımız
Ben böyle şeylerde genelde yani hani şarkı müzik durumunda da oraya yoruyorum. İlkel bir dürtümüz var ve bunu yaşamak zorundayız yani. Bence dans etmek de öyle bir şey. Bütün kültürlerde hani bir taraftan bakarsan düğündeki oynamamızdan, başka kültüre bakarsan işte cenaze esnasında kendimizi dövmeye kadar baktığında aslında hep böyle bir yine müzikle alakalı belli pratikler, belli davranış şeyleri kodluyor. O da benim bence kendi düşüncem, hissiyatım. Çok ilkel bir dürtümüz var bizim. Hem melodi söylemek, bir şeyi böyle tekerlemesel bir takata tukata falan demek. O yüzden şarkıdaki işte hook, bir şeyin bizi tutması o oluyor. Dans da bence öyle bir şey. Ama aynı fikirdeyim de tabii. Çok ilkel bir şey. Ama yani ilkel bir dürtü olabilir ama zaten insan olmanın farkı da o ilkel dürtüyle olan şeyi ilkel bir şekilde dans etmemek değil mi? Dünya dans tarihinde ilkel bizimkiler ilkel salınımlarla dans ediyorlar benim gördüklerim. Yani ilkel salınım değil de bilinçli salınımlar. Yani ama şöyle bir şey var şimdi. Müzikte de öyle. Müzikte de. Fotoğrafta sizin Photoshop mevzusu nasıl veya dijital fotoğraf böyle o manueldeki bütün sanatçılığı, bütün o şeyi aldı. Onu demokratize etti. Herkese ulaştırdı ama bir taraftan hala sanatçılar var. Burada da öyle gibi düşünüyorum. TikTok'ta hepimiz dans ediyoruz ama bir taraftan da çok iyi dans eden sanatçılar var. Onları da profesyonel gibi görüyoruz ama evet, biraz demokratize etti bence evet, dans yani bütün mesele yani ilkel dürtüyle yapmamak bir sürü. Beden ama bu arada harekete geçiyor. Yani dans bu arada iyileştirici bir şey de olabilir insanlara. Yani bu ilkel bir güdüyle olması çok normal aslında. Çünkü hani bir çok temel bir kendini ifade etme şekli. Bir de artık insanlar kendi ritüellerini türetmeye başladılar. Çünkü onlara sunulan ritüeller enteresan gelmiyor artık. Aynen. Ya şeyde dansta çok çok yıl oldu yani. 10 seneyi geçti. Bir proje yapıyorlar. O sırada ama bu proje tanıştım onlarla. Genç arkadaşlar yurt dışında okuyorlar filan böyle. Onlar gençler şimdi herhalde o üniversitelerini filan bitirmişlerdir. Görmeyenlerle ilgili bir dans projesi yapıyor. Görmeyenler. Bu körler diyeceğim. Herkes şey yaparsa, hemfikir olursa kör denmiyor ya. Ya da şey, körlerle yapıyorlar. Görmeyen çocuklar böyle. Onlarla bizim bir ofisimiz vardı o zaman, toplandık. İşte ben de ya bunları programa çıkaracağım ya projeyle ilgili bir şey konuşuluyor falan. Ama çok yakışıklı oğlanlar, kızlar falan böyle bu projenin içinde. Hepsi yurt dışında okuyorlar. Türkiye'de böyle bir proje yapıyor. Türk bunlar. Ve bu projeyi yurt dışında üniversiteye verecek. Burada da kör çocukları bulmuşlar. Proje çok güzel. Bir alanda, böyle bir kontrollü bir alanda figürleri gösteriyorlar filan. Modern dans gibi bir şey. Ve görmeyen bir çocuk çok uzun adımlar atıp uçabiliyor. Çok. Dans ediyor. Kendini ifade ediyor. Ve uçabiliyor, atlayabiliyor, zıplayabiliyor. Şimdi bu hani İşaretlere göre hareket eden, işaretlere göre asansörün düğmesine basan, baston kullanan ya da kullanmayan ya da işte bir hayvanla dolaşan ya da bir refakatçiyle dolaşan, yani o kontrollü ve tedirgin hayatın yanında bir dans figürüyle uçabilmek, ben çok bayıldım. Şey. Bayıldım, dedim ki inanılmaz bir şey yapmışsınız çocuklar. Herkesin elini sıktık falan filan. Sonra bunlar bir bizim ofisten ayrılar, kaçtılar gittiler. Bir tane görmeyen bir genç arkadaşla kaldık. Ya dedim ne güzel bir projenin içindesiniz falan. Ve dedi abi dedi işte dedi, bunlar dedi işte bizi dans ettirdiler. Bilmem ne meydanında şurada burada falan, bunlar gidecekler dedi. Ondan sonra ve biz dedi bu kızlar geldiler filan. Aşık oluyoruz onlara. Onlar da bize çok ilgi gösteriyorlar. Ondan sonra üniversitelerine dönüyorlar. Biz yine çıngıraklı topla devam ediyoruz. Yani ne acayip değil mi? Yani bir yanda ama herkes çok mutlu falan. Proje çok güzel. Aldılar götürdüler herhalde projelerini. Nefis oradan hani üniversite tezi filandı yani. Ben bayıldım mesela. Fakat çıngıraklı topla devam ediyoruz. Ağlarsın yani. Gerçekten çok fena. Çok ağır. Yani o tarafı bu tarafı. Hani yani dans bir de bu demek ki ya, bir şekilde yapılabiliyor. O kadar hani kendini yeni baştan var ettiği veya bambaşka bir versiyonu gördüğü ve bizim de mesela hani
bambaşka bir dans figürünü veya vibe'ını yakalayabileceğiniz bir şey, onlardan da öğreneceğiz. Sonunda şey varken demek ki bu yapılabilir. Evet ama işte yapılamıyorsa da sanatçıların tavırları da hep yani iki tarafı da keskindir bunun. Yani ne yapacak o çocuk? Yani çıngıraklı top meselesi bana çok ağır geldi. Aynen. Ne yapacak? Yani kör bir Tansa Türk mü olacak yani? O anladın mı? Vay yani, yani hayır niye olmasın aynen, tabii ama onun için onun kültürünün ya da onun devam edecek projesinin yani şimdi biraz da ya bence mesela depremde en anlamlı olan şey özellikle sanatçı arkadaşlarımızın yani kim olduğunu unutarak ve de şeyde de haklısın yani hilti de kullanamıyor, kepçe de kullanamıyor ama yine de gittiler. Gördüler orada işe yarayabilenler, dayanabilenler kaldı. Çünkü deprem bölgesine gittiğimizde bize de söylediler yani kafa bularak geliyor. Tuvalet nerede? Yok nasıl yani ben dönüyorum o zaman. Yani bunu da söyleyenler de olmuş ama herkes bu değil. Yani büyük bir bölüm hakikaten büyük bir fedakarlıkla hiç bir ay kalan sanatçılar var. Yani ve bu çok değerli. Kesinlikle. Ama bir yerden sonra işte bu kör çocukların projesi gibi oluyor. Yani sanatçılar geliyorlar ve dönüyorlar yani. Tabii çare yok. Ya aslında belli bence şöyle bir durum var. Yani hani uzunca bir aslında bu ülkede doğup da her seferinde doğduğumuz zamandan beri ya bu çok uygulanabilir şahane bir fikir ama niye yapamıyoruz? Sadece şu anki politik konjonktürde olan bir şey değil. Eskiden de şahane fikir olabilen o şehrin, o memleketin, o köyün, o şeyin insanların fikirleri hiçbir zaman kıymet verilmedi. Belki yeni dönemde çok daha fazla dayanışarak yanımızdaki en hani en basit, en IQ'su düşük insana bile ya sence bunu nasıl yapabiliriz denecek bir duruma gelebiliriz. Belki 50 sene sonra temsil demokrasi kalmaz. Kimseyi oraya göndermeyiz de sadece kendimiz internetten işte burada böyle bir sorun var. Buna kimler oy veriyor? Oy veriyor. Öyle bir durum olacak. Ben hiç temsil demokrasiye inanmıyorum bile yani mesela baktığımızda. O yüzden de eğer daha çok dayanışabilir, niye yapılmasın ki? Niye sürekli Batı'yı örnek alıyoruz? Mesela bazı şeylerde şey deniyor işte, Amerika'da bile o yok. Olmasın zaten. Atatürk yani kadınlara seçme seçilme hakkı şunu bunu getirdi. İlk kez biz yaptık yani bunu dünyada. O yüzden o birazcık dayanışma hissi. Çünkü ben şeyi düşünüyorum yani biz mesela işte belli bir IQ'nun üzerinde işte 30 IQ'nun, 40 IQ'nun üzerinde insanları akıllı ve normal diye kabul edip mesela geriye kalan her şeyi eksentrik bir alanda bırakıyoruz mesela. Belki onlara da 30-40 IQ mu? 90 değil mi ya? Bilemiyorum artık yani hani şeysini 90 IQ. Okey. O 90'ın altında çok normal kabul ettiğimiz tonlu insan da var. Ya 90'ın altında çok 96 çok IQ. Bütün siyaseti söyleyebiliriz mesela 90 IQ'nun altında. O geri zekalı 90 üstündeki halkımız anlamaya çalışıyor şu anda ve o da insan filan yani. Ya şeyi çözmeye çalışıyoruz yani Türk siyasetindeki insanların komplekslerini çocukken yara almış. Aynen. Kim o? Aynen. Senin oy atacağın tip. Aynen. Yani çocukken yaralı. Ya berbat bir. Onun bana göstermesi gereken empati mi? Özür dilerim sözünü kestim. No, hayır şey noktasında belki oraya doğru hani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir dünyayı görüş biçimini hep merkezde işte akıllı olanlar, başarılı olanlar, çalışanlar, işte iyi görenler, şu bu. Onun dışında kalan insanlardan bence öğrenebileceğimiz çok fazla perspektif var. Yani bir görme engelli, işte ne bileyim hayatı boyunca bir şeyleri yaşamış. Hani o insanlarda belki gerçekten onun şöyle atılması dans tarihine yepyeni bir şey getirecek olabilir. Ya getirebilir. Ben kötü bir şey olarak bahsetmedim. No. Hani, hayır. Bu sürdürülebilir de. Ben o projenin içindeki çocuğun. Aynen. Hani bu sürdürülebilir de. Sadece buna gönüllü, istekli vatandaşlar olacak ve buna hayır demeyen de yönetenler olacak. Ya yöneticilerin üstün zekalı falan olması gerekmiyor mu aslında? Yani mesela bu şey çok fena değil mi? Ben sizden biriyim. Yani çok fena değil mi? Bizden biriysen niye seni seçelim ki? Yani daha üstün bir tip olman gerekmiyor mu mesela? Kafanın daha hızlı çalışması. Mesela doktorun sana mesela apandistini alacak diyor ki ben senin gibi biriyim. Niye apandistimi alasın ki o zaman? Yani. Yoksa ben kendim alır koyardım. Bir de yani herhangi bir gerçek yani artık çoklu zekaya inanıyoruz zaten ama herhangi bir alanda bir parıltı görmediğimiz yüzyıllardır da aynı döngünün insanların başka yüzlerle karşımıza çıktığı bir düzen bu bir taraftan. Sadece şeyi de ben de eklemek istiyorum bu arada yani orada aslında ne kadar önemli bir hikaye var o dansçının hikayesinde hayal kırıklığı. Çok fena. Hepimizde de var hazırda var, çok hayal kırıklığı. Bütün yani profesyonel alanlarımızda ülke şartlarını biliyoruz çok yani. Çok var bu arada bölgede de var yani
Orada ne kadar güzel destek veren sanatçılar var dedin ya bir taraftan. Hani o insanlar da açık iletişim kurarlarsa, ne zaman gideceklerini söylerlerse, gittikten sonra ne kadarında yanlarında olabileceklerini söylerlerse. Tabii ki. Orada çadır kentlerde çocuklar siz de gideceksiniz ve geri dönmeyeceksiniz değil mi diye soruyorlar. Çünkü çikolata torbalarıyla ya da oyuncak torbalarıyla oraya gelip ondan sonra 3 gün sonra bir daha gerçekten iletişimde olmayan insanlar var. O yüzden de bu hayal kırıklığını insana bırakmak onu yükseltmekten çok daha ağır terazide bence yani. Peki Başakcığım, şimdi 14 Mayıs'ta değil mi? Yanlış söylemiyorum. 14 oy kullanırken. Seçim, evet, 14. Evet. Oy kullanırken Başak Gümülcinelioğlu Çıtanak diye mi kullanacaksın? Yani bu şey var mı böyle bir resmi şeyin? Resmiyette. Sığıyor mu herhangi bir yere? Zaten Gümülcinelioğlu herhangi bir yere sığmıyordu. Ben de dedim ki varsın gelsin, Çıtanak da gelsin. Peki bunu yazıyor musun? Yani bir şey mesela bunu sığdığı yani bir yer var. Mesela sözleşmelere yazıyoruz şu an. Çömi dizi vesaire sözleşmeler. Peki o, sen o zaman resmi ismi mi o? Evlenirken şey mi yaptın? Şimdi benim arkamdan da bela okuyacaklar. Bana sadece evlilikle ilgili soru sordu. Bizim entelektüel kimliğimizi öne çıkarmadı diye ama. Şimdi bu Gümülcinelioğlu, bunun için bir dilekçe veriyorsun. Ben kendi soyadımı da. Eskiden öyleydi. Ben kaç kere yani 1900'lerde evlenirken öyleydi. Artık öyleydim. Öyle değilmiş. Ya biz gittiğimizde İkisini birden kullanıyor musun? Evet evet, ikisini ayrı dilekçe verilmiyor. Ya veriliyor ama eskisi gibi özel olarak gitmen gerekmiyormuş. Eskiden öyleymiş. Evlenirken hemen çıt. Aynen, başvurduğunuzda diyor ki kendi soyadını kullanacaksın. Yani birlikte mi kullanacaksın? Ben olsam mesela bu eskisini kullan. Çünkü Çıtanak bunun yarısı kadar sürüyor. İşte Başak Çıtanak da olabilirdi. Başak Gümülcinelioğlu da kalamıyor ama. Başak Almak zorundayım her türlü. Bu şey gibi. Evet. Ya öyle dediler. Ben de buna şok oldum. Mesela çarşıya dedi yani. Gümülcinelioğlu onu biraz rahatlatıyor. Aynen, kesinlikle. Evinde Başak Çıtanak çok sert olabilirdi. Çok böyle sert. Askeri gibi bir şey böyle Başak Çıtanak. Zaten Başak Gümülcinelioğlu yani bir süredir kullandığım ve bir yere kadar hani kariyerimi de böyle devam ettirdiğim ismim, soy ismim. Dolayısıyla onu kullanacaktım. Dedim ki ben çağırdı dedik yani sana alma hiç o zaman. Bizim zaten biliyorsun meşhur spikerimiz vardı 1900'lerde Kaan Yakup Han oğullarından. Onu o bitmiyordu yani onu böyle bu o zaman da dijital yazı yazılıyor falan. Bayağı bir ekranası eski ekran tüplü televizyonlarda sığmıyordu. Ay. Sonra Yakup Han yaptı o. Evet. İşte ben Gümçit kadar evde. Peki senin bu kariyerin de çok acayip. Sen Kansas'ta da mı okudun? Evet. Ben ANFS diye bir programla lisede... Gittin Kansas'a. Aynen. Kansas'a. Orada hemen müzikale yazıldın. Şöyle oldu. Bir şarkı yani çok fazla şarkı söylüyordum. Hmm. Bütün o zamana kadar da çocukluğumdan beri hep böyle sahne, şarkı işte vesaire hep o vardı. Tiyatro benim hayatıma sonradan girdi aslında. Yani müzikal tiyatro olduğunu asıl sevdiğim şeyin ben Kansas'ta fark ettim. Daha doğrusu Randy Bros diye bir müzik yönetmeni hocamız dedi ki bizim müzikal seçmelerimiz var ve bir kız öğrencimiz başka bir okula gitti. Normalde geçen sene alınıyordu. İster misin katılmak dedi. Olur dedim ben de. Oradaki ailem de kiliseye gidiyordu. Kiliseye gitmeye başladım onlarla. Kilise korosuna girdim. Onlar da aynı yerde. Zaten 4000 kişilik bir kasabadan bahsediyoruz. Yani herkes birbirini tanıyor. İşte yurt dışından gelen Başak denildiğinde kim olduğunu herkes biliyor falan. Başak falan yani. Zaten hep orada. Tamam gireyim dedim ben de. Ve müzikal seviyormuşum ben aslında yani. Ben müzikalci olmak için. Sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi. Evet. Sonra da Lambda'ya gittim. Lambda'ya gittim, evet. Bu Lambda da herkesi kabul etmiyor mu? Nedir o da? Sağ olsun. Ya evet, iki programına başvurmuştum. Kabul etmezler diye düşünerek açıkçası. Hı. Biri dramaydı, biri de kameran oyunculuk programıydı. Sonra gittim. Geldim. Şimdi bir tane daha başvurdum. Stella Adler'e başvurdum bu sefer de. Yazında ona gideceğim. Peki bu evlilik falan ne oluyor? Adamı... O da işte İngilizce okuluna gidecek. Birlikte gideceğiz. Peki onun İngilizce senin İngilizce su gibi tabii. Evet yani ben ona dil belgemi aldım. Sonra onu da bayağı öğrettim. Hem ailem de buraya geliyor. Yani oradaki ailem aile diyorum ben bu arada. Anne baba diyorum onlara. Çünkü ben orada bir rahatsızlık geçirdim ve bir anne ve baba nasıl davranırsa öyle davranıp bana böyle gözlerin içi gibi
Bir kanser teşhisi koydular bana zamanında. Allah Allah. Evet, saçma bir şekilde. Aslında yanlış teşhismiş, ancak ben 2 hafta bir orada tedavi görmeye başladım falan. Böyle bir saçmalıklar silsilesi içerisinde bir anne baba oldular bana. Dolayısıyla hala anne baba diyorum. Onlar geldiğinde Çağrı bayağı işte politika konuşuyor onlarla artık. Bayağı. Peki sen şimdi bu kıza baktığında ona aşık olmanın nedeni böyle bu, ama hem güzel hem çok becerikli hem de bu işte, bir de şey mi, bir entelektüel yetersizlik hissediyor musun ona karşı? Yetersizlik hissediyor muyum? Çok güzel bir şey erkeğin kadına karşı entelektüel yetersizlik hissetmesi. Çünkü dövemezsin, sövemezsin, hiçbir şey yapamazsın. Bir İngilizce konuşmaya başlar çata çat diye böyle. Tabii orası zaten öyle. Yani şöyle, yetersizlik hissetmek, onun ehil olduğu birçok konuda ben yolun çok başındayım. O yüzden yani bunu bir yetersizlik ya da geri kalmışlık olarak görmüyorum, ama bilgi alışverişi yaptığımız çok konu oluyor ve şeye de çok, ne kadar çok mu romantik bir cümle olacak bilmiyorum ama aşık olmamın sebebi diye bir şeye çok inanmıyorum açıkçası. Yani bunun böyle bir madde madde yazılı şu 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 sebepten aşık olduğum gibi bir şeye çok inanmıyorum. Yani oldum ve bu aşkı devam ettirecek veya işte bu heyecanı devam ettirecek çok yetisi var. Benim de herhalde vardır diye düşünüyorum. Peki seni Çağrı da etkiler. Sen ona karşı yetersizlik hissediyor musun? Mesela böyle Antakya gibi müthiş kültürlü bir yerde büyümüş böyle bir oralı bir aile. Mesela ben Antakyalılara karşı her zaman öyle bir hissim vardır. Yani böyle bir hayranlık hissi var. Bir yetersizlik hissi uyanıyor ya mu sende? Ya bu yetersizlik gibi değil de bazı şeyleri Çağrı'dan hissi. Ya yetersizlik hissi kadar olarak güzel bir şey yok ayol işte. Öyle yani, bir şey yok. Anlatsana psikologum. Yani öyle deme. Yok, kendini değil karşısındakini seveceksin. Bu kadar basit. Bende yok, onda var. Ay, hayranlık. Evet. Apresiye etmek, hayranlık duymak. Şöyle bir şey var. O bittiği zaman dün, zaten bitiyor. Dün söyledim galiba ya da ondan önceki gün. Bundan 1,5-2 yıl önce böyle bir gece evde oturuyoruz. Çağrı'nın telefonu çaldı. Kim arıyor? Bir arkadaşı arıyor. Kadın mı? Kadın bir arkadaşı. Diyor ki bir kadın arkadaşım, Çağrı'nın hiç tanımadığı bir kadın arkadaşım. Erkek arkadaşı tarafından darp edildi. Kim arayacağım bilemedim. Bu konuyu çok hassas değerlendirecek ve yanında olabilecek. Seni aradım. Hemen gelebilir misin? Dedim ki koş. Koş. Ama ben koş demeden önce, yani Çağrı zaten koşmuştu. Koşmuştu. Ve şöyle bir şey. Sonradan olmasın. İçimden şöyle bir şey geçti benim. Sonradan o kişiyle de o üç kişiyle de tanıştım, öyle söyleyeyim size. Bu güvenilir bir taraf var. Ya dünyanın, bilmiyorum ama benim dünyamın en iyi insanı Çağrı. Ve gerçekten onu da kaybettiğimiz ne boştan almış, onu da biliyorum. Öyle bir öğretileri var. Onu. Ve gerçekten o metrekareyi de gittim gördüm dedim ya, işte Antakya'yı. Öyle bir medeniyetler beşiği orası. Evet. Kimsenin gerçekten dili, dini, ırkı, sarısı, mavisi, moru yok. Ve bizim burada var. Ve ben şöyle bir şey söyledim daha ya bu sabah ya dün sabah. Ben dedim, o zaman şöyle düşünmüştüm. Evet, ben de belki kötü hissederdim. Ama senin kadar onundan onuna koşmazdım. Sen onunla birden koşuyorsun ve neden diye sormuyorsun. Bu senin çok tertemiz bir öğretin yani. Ve senden öğrendim bunu dedim. Gerçekten önden öğrendim yani bunu. Hani o koşuyor. Ve önemli değil yani. Ağlayacağız. Bu ne be? Değil yani. Ama çok güzel. Ya aşk filmi gibi bir şey oldu program ya. Durun demeyin ya. Bu ne ya? Hiçbir çılgınlık yok. Yalnız demin söylediğin şeyle ilgili bir şey de eklemek istedim. Yani hepimiz kala kaldık gerçekten ama beraber tamamlanma umuduysa ilişki, birinin birine karşı kendini daha yetersiz hissetmesi bence gerçekten besleyen ve daha çok arada tutan bir şey. Çok güzel bir şey abi. Gerçekten güzel bir şey bir taraf. Yani ben mesela hayatım boyunca bütün kadınları ben çok çirkinim, bu da çok güzel diye sevdim. Çok güzel. Ya düşünsene tersi olduğunu düşünsene, ben öyle güzelim ki filan. Ya böyle salaklık olmaz ki. Yani Teoman olsan olabilir belki de ama yani olmaz. Peki tamam, çok konuştunuz hakikaten bütün program boyunca. Yeter değil mi? Bayağı zaman geçirdik. Çok teşekkür ederim. Şimdi neler yapacağız bunları? Bir kere Eylül'ün bir kitap bir film podcast'ini bütün platformlarda
takip edeceğiz. İstanbul'daysanız ayın 10'unda Cemal'in oyununa gideceğiz. Senin zaten şu albüm, bir de hard copy yapmışsın utanmadan. Plağı da çıkacak vallahi inşallah. Plak da mı geliyor? Evet, aynen. Evet. 31'inde de konserim var. 31. Önümüzdeki cuma konserim var. Nerede? 31'inde Zorlu'da. Zorlu'da. Ondan sonra da 21-22'si de Ankara, İzmir'de konserim var. Jolly Joker ve bir şey. Bayramda. Ama seninkini anons etmeye bile gerek yok. Alt gidiyorsundur. Ve Blue TV'de Sen Ben O. Sizin işiniz çok eğlenceli. Kaç bölüm şimdi? 8 bölüm ilk sezon. Peki hepsi birden kondu değil mi? Evet. Ay, çok heyecanlı. Peki. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın.